Ne yapacaktın? Beni bırakacak mıydın yoksa tutuklayacak mıydın? Harbiden bunu mu merak ediyorsun lan? Evet, cevabını merak ediyorum. Benimle ilgili de bir şey bilme lan Tahir. Tahir mi olduk şimdi? Ben de bakacak önü mü bıraktın lan? Önüne bak, önüne kafa kafaya gireceğiz, önüne bak. Önüne bak. Bana yalan attın lan. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Hani bırakmıştın oğlum bu işleri. Öyle demedin mi? Dedim. Sadece bunu duymak istedin çünkü. Kafayı yeme istedim. Vay arkadaş, ne hayırlı kardeşim varmış ya. Lan sen Orhan'la nasıl iş tutarsın oğlum? He? Nasıl iş tutarsın Orhan'la? Kafama sıkan adamla nasıl iş tutarsın? Ailemizi parçalayan adamla nasıl iş tutarsın lan? Var mı lan mantıklı, makul bir açıklaman? Var! Söyle o zaman, alkışlayalım seni. Ben de şu hareketlerini alkışlamak isterdim ama ellerim kelepçeli. Ulan hep senin duyguların, hep senin hassas kalbinin acıları. Benim ne dertlerle uğraştığımdır, haberin var mı senin? Lan söyledin mi ki bileyim? Müreccim ben. Anlatacağım, dinleyecek misin? Ne oluyor? Çöz beni, çöz. Çöz. Kim bunlar? Ha? Kim bunlar? Bu dünkü adam değil mi? Salim müdür. Salim müdür. Mesai arkadaşlarını delilleri karartmakla suçlayıp zan altında bırakmışsın. Yetmemiş, bir memurun yakasına yapışmışsın. Ulu orta Orhan müdüre saydırıp suçlamak hele, onu hiç saymıyorum bile. En beteri. Orhan'ın bir ortağı daha çıktı. Geç otur karşıma. Sen kime şekil yapıyorsun ya? Bu ne şimdi böyle? He? İnsan makamından utanır be. Vay arkadaş, herkes mi bu Orhan Deren'in çalışıyor ya? Kes sesini lan. Yoksa pişman ederim seni. Abi bir şey olsun var ya, hepinizi harcarım ha. Lan. Vay. Ateşsin ha? Yani düştüğün yeri yakacağım diyorsun illaki. Oğlum abin seni tutukluyor. Sen hala onu kolluyorsun. Kolluyorum. Zoruna mı gitti? Kollama lan beni. Ben kendimi kollarım. İşimiz emniyette bizim. Ben neredeysem sizin işiniz orada. Söyle bakalım Tahir Efendi. Abinle birlikte yakalayıp hapse tıktığınız İlyas'ı niye kaçırdın? Sevabın hayır işi. Orhan demek ki hayır işlerini artık sana yaptırıyor. Bak, bu dün mezarlıkta yakasına yapıştığın adam. Bak bak, iyi bak. Sen Orhan için çalışmıyorsun. Ben soysuzlarla çalışmam. Yani bana emniyette yaptığın şekil herkes ilişkilenmesin diye, öyle mi? Bak Tahir, sana hayatını fırsatını veriyorum. Akıllı olursan hapisten kurtulursun. Yoksa o kelepçeye geri takılır ve doğru hapse gidersin. Doğruyu söylersem nereye giderim? Orhan'ın yanına gidip haydutluk yapmaya devam edeceksin.
Konuşmayacak mısın hala? Konuşmayacağım. Muhbir değilim ben. Muhbir falan değildir. Salaktır benim kardeşim biraz. Kardeşim diye söylemiyorum. Karıncayı bile incitmiyor artık, değil mi? Bıraktı o işleri. İlyas'ı vurduğum zaman oraya bıraktığı bomba da fake'ti. Hatta adamlar bana ateş etmesinler diye silahlarını doğrultmasına bile müsaade etmedi, değil mi? Peki niye Tahir? Uzun zamandır içimdeki insanı böyle şey etmeye çalışıyorum. Madem bu fotoğrafı çektin, bu fotoğraftaki kar maskelilerin Orhan'a çalışan çürükler olduğunu da biliyorsun. Biliyorum elbet. Lan şurada senin var ya, nefesini kessem, alsam ne yaparsın lan? Ben bir şey yapmazdım. Ama... Aha! Sadece Orhan mı emniyetin içine sızdı? Aslan gibi vatan evladı var bir tane işlerine sızdırdığımız. İçi yana yana görevini yapıyor. Öl dese görecek kadar dürüst bir polis. Orhan'ı niye tutuklamıyorsunuz o zaman? Orhan'ın peşinde değiliz de ondan. Tamam, bu sistemi Orhan kurmuş olabilir ama yöneten başkası. Salim Müdür narkotikten gelmiş biridir. Anladın mı? Yani böyle torbacılarla uğraşmaz. Zaten bir torbacıyı yakalarsın hemen beliriverir oraya. Çözüm torbacı değil, torbayı dolduranları bulup onu almak. Orhan'ı alırız kolay. Ama yerine bir başkası gelir. Mesele çoban değil, sürünün sahibini bulup yakalamak. Madem içeride adamın var, o niye bulmuyor? Rütbesi yetse seninle burada zaman harcamazdım. Orhan yeni Ali Galip olarak seni seçtiğine göre senin bulup ortaya çıkarmam daha kolay olur. Sen de beni seçtin ha? Henüz değil. Daha cevaplaman gereken sorular var. Mesela aileni öldürüp üstelik abinin kafasına sıkan Orhan seni kendiyle çalışmaya nasıl ikna etti? Para. Çok para teklif etti. Yalan söyleme. Bak iyi düşün. Tek cevap hakkın var. Bir daha sormayacağım. Ali Galip ben öldürdüm. Orhan'ın elinde kanıt var. Onunla çalışmazsam kanıtı polise verecektim. Şimdi teklifinizi kabul etmezsem hapse gireceğim. Kabul edersem Orhan kanıtı polise verecek, yine hapse gireceğim. Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun lan? Hı? İşbirliği yapmak için suçumu görmezden gelme diyorsun. Yok. Eğer hapse gireceksem, illa hapse gireceksem Orhan'ı mahvederek hapse girerim. Bana şans verin. Ona var ya bu dünyada cehennemi yaşatayım. Sana o şansı verecek olan ben değilim. Yanındaki. Kaderini bundan sonra abin belirleyecek. Anlamadım. Benim kaderimi nasıl abim belirleyecekmiş? Şimdi şöyle olacak. Ya abin seni tutuklayıp hapse gönderecek ya da seninle birlikte hapse girmeyi göze alıp sana özgürlüğünü geri verecek. Kardeşini tutuklayarak dürüstlüğünü kanıtladın. Peki şimdi cevap ver bakalım. Kardeşine kefil misin? Kabul dersen bu gizli görevin bütün sorumluluğunu sen üstleneceksin. Nasıl ya? Kabul. Ta
Tahir, oranın yanında gizli görevde olduğu sürece yaptığı her şeyin, attığı her adımın senin bilgin doğrultusunda ve senin talimatlarında olduğunu beyan edip görevin bütün sorumluluğunu kabulleneceksin. Hala kabul mü? Hala kabul. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Her zamanki salaklığımı. Tahir, bak bundan sonra yapacağın tek bir hatada sadece kendini değil, abini de yakacaksın. Bunu sakın unutma. Abi konuşalım mı bir ha?